Aşağıdaki tabloda bir manavdaki yeşilliklerden tere, nane ve maydanoz ait demet satış fiyatları. Demet satış fiyatları verilmiş burada TL olarak. Peki bir lokanta sahibinin bu manavdan aldığı nane demet sayısı, bakın şöyle başlıklarım tere, nane, maydanoz, dikkat edin. Nane demet sayısı, nane demet sayısı burası, maydanoz demet sayısı ile eşit iken, yani x tane iken tere demet sayısının 4'te 1'iymiş. Yani bunu 4'e bölünce x ise o zaman burası 4x mi olur? Hatırlıyor musunuz? İlk sayı problemleri başlarken küçük küçük cümleler yazıyorduk ayrı ayrı böyle. Tamam. Bunlar demet sayısı. Peki. 12 lira ödemiş. Hadi paraya çevirelim. Kaç tane almış tereden? 4x tane. Kaç liradan? 0,5. Artı. Naneden x tane. Kaç liradan? 1,3. Artı. Bak sayıların güzelliğine bak. Maydanoz 0,7 x. Kaç lira vermiş? Birimlere dikkat edin. Bu da TL, bu da TL oldu. Bir sayıyı 0,5 ile çarpmak yarısını almaktı. Hatırlıyor musunuz? Evet. 1,307 ile toplarsak 2 tane x. 12. 4x eşittir 12'den x'i 3 buluruz. Ne yapıyoruz? Okuyoruz. Toplam kaç demet yeşillik? Demet yeşillik sayısı bunlar değil mi çocuklar? 4x, 5x, 6x'i soruyor. Evet. 6 çarpı 3, 18 adet demet yeşillik almış diyoruz. Tamam. Hiç de göründüğü gibi değil. Başlıkları düzgün yazan soruyu çözer. Neye x dediğini yazacaksınız. Üşenmeyin. Şimdi yazın yavaş yavaş. Bakın. Yine şöyle bir tablo yorumlayacağımız bir soru. Az çok sanırım ön yargınızı kırmaya başladım diye düşünüyorum. Bir görelim. Aşağıdaki tabloda bir basım evine verilen sipariş adetlerine göre bir davetiye için belirlediği fiyatlar verilmiştir. Çocuklar buna dikkat edin. Bu cep telefonu tarifeleri şeklinde olabilir. Hani bir yere kadar fiyat bir yerden sonra artar. Değil mi? Bunun gibi düşünün. Diyor ki bu basın evine gelen 3 müşteri, birincisi 250, ikincisi 700 adet davetiye. Hemen hesaplayalım. Birincisi 250. Evet, 250 adet hangi aralığa giriyor? 101 ve ikinci aralık. Her biri kaç lira? 4 lira. O zaman 4 çarpı 250'den 1000 lira bu birinci müşteriden alır. Peki ikinci müşteri kaç adet? 700 tane. Bak tane diyeyim, şöyle yazayım ben size, dediğimi kendim yapayım. Peki 700, 500 ve üzeri tanesi 3 liraya geliyormuş. 3 çarpı 700, 2100 lira. Şimdi 3 müşteri vardı. Hepsinden 3500 mü? Bu ilk ikisinden ne yapıyor? 3100 TL. O zaman toplam 3500 ise bundan 3100'ü çıkarırsam 400 TL'yi kimden almış olur? 3. müşteriden. Siparişini istiyor. Çocuklar, şimdi 400 zaten ya 5'lik ya 4'lük, 3'lük olamaz değil mi? 400'ü 5'e bölsem kaç tane yapar? 80 tane yapar. He? 400'ü 5'e bölsem 80, 100 ve 6 tutuyor mu? Tutuyor. 80 tane ediyoruz. Şu niye tutmuyor? 400'ü 4'e böldüm 100 tane. 100 tane 4 liradan olamaz, 5 liradan olur. O yüzden almıyoruz. Evet, yine uzunca bir soru çocuklar. Bir okuyalım beraber. Verilenleri yazmaya çalışalım. Tamam, başlıklar atarak. Bir otobüs ile bir dolmuşun belli bir günde yaptığı sefer sayısı, gözüm tabloda bu arada, ve bir seferde taşıdığı yol sayısı tabloda verilmiş. Bu 20 toplam değil, bir seferde. O zaman ben bu ikisini çarptığım zaman bu 240 yolcu, bu da 360 yolcu yapmıyor mu? Doğru çarptım mı? 45'i 8'e çarpıyorum. Bir sayıyı 8'e bölerken 3 kez yarısını alıyorduk ya. Şimdi 3 kez 2 katını alacağım. 45'in 2 katı 90. Bir daha çarptım 90'ı, evet 180, bir daha çarptım 360. Neyse dursun orada. Bir günün sonunda bu iki harcamanın yol sayıları ile ilgili şunlar biliyor. Şu ana kadar başlığım sefer sayıları, yolcu sayıları, dolmuş, otobüs, binen erkek sayısı. Ha, şimdi bir de erkek, kadın değil mi? O zaman şöyle yapalım. Başlıklarımız otobüs, dolmuş. Şöyle bir tablo. Bunu kümelerde ayrıca bir daha göstereceğim. Küme konusu olarak düşünmeyin. Erkek ve kadın olarak yazalım. Şimdi otobüse binen erkek sayısı. Otobüse binen erkek sayısı bu kutu değil mi? Dolmuşa binen şu D, muhteşem D. Dolmuşa binen, şöyle yazayım da karıştırmayayım. Dolmuşa binen
erkek sayısının iki katıdır. Bir daha, otobüse binen erkek sayısı, dolmuşa binen erkek sayısının iki katıdır. E bu x ise burası 2x'miş. Bu bir. Otobüse binen kadın sayısı, dolmuşa binen kadın sayısından 20 fazladır. Bu y ise, evet, y artı 20 mi? Tamam. Günün sonunu istiyor. E çocuklar, otobüse binen kaç kişi var? 2x artı y artı 20 kişi. Dolmuşa binen x artı y kişi mi? Evet. Dolmuşa binen. Dolmuşa binen kaç kişi vardı? 240 kişi. Otobüse binen kaç kişi vardı? 360 değil mi burası? Hemen denklem çözüyorum. Bunu eksiyle çarpıp buraya yazarsam, eksi x eksi y eşittir eksi 240. Topluyorum. Bunlar gitti. X artı 20 eşittir 120'den x eşittir 100 olur. X neydi? Ne istiyor? Ne istiyor ona bakalım. Bir gün sonunda dolmuşa binen toplam erkek yolcu sayısı. Dolmuşa binen toplam erkek yolcu sayısına x demişim. Çok da uzatmamış. 100 olur diyoruz. Peki. Bir şimdi başka bir soru. Bir bilgisayar kursunda gündüz ve akşam olmak üzere iki ayrı grup ders varmış. Gündüz, akşam. Hı? Gündüz grubuna günde 6, akşam grubuna günde 4 saat ders verilmekte. Şöyle 6 ve 4 saat gözümün önünde bulunsun. Fakat iki grupta kurs ücreti aldığı dersleri toplam saate eşit olmaktadır. Şimdi bu ne demek? Gündüz grubuna günde 6 saat, akşam grubuna ise günde 4 saat ders verilmekte. Fakat iki grubun kurs süresince aldığı toplam saat eşit. Nasıl olur eşit? Gün sayıları farklı olur. Akşam grubu gündüz grubundan 5 gün daha fazla. Akşam grubu, bu x ise bu x artı 5 gün sürmüş. Bunlar saatti. Peki her gün 6 saat ise x günde 6x saat mi? Bu da 4 çarpı x artı 5 saat mi olur çocuklar? Hı? Evet, toplamda eşit miymiş şu kelime? Peki. 6x eşittir 4x artı 20, 2x eşittir 20'den x eşittir 10 olur. Bir grubun toplam ders saati kaçtır? Hemen 6 çarpı 10'dan 60 saat olur diyoruz. Tamam, başlıkları düzgün atalım. Bir bakalım neler var. Başlıkları tespit edelim. Bir otoyoldaki İki gişeden bir günde geçen binek ve ticari araç sayılarıyla ilgili şunlar bilinmekte. Birinci iki gişe var, iki başlığım var. Birinci geçen binek sayısı, birinci gişeden ticari. Şimdi başlıklarım ne var? Birinci gişe, ikinci gişe, binek ve ticari. Birinci gişe, ikinci gişe, binek ve ticari. Ha? Evet. Birinci gişeden geçen binek araç sayısı, birinci gişeden geçen ticari sayısı 3 katıdır. X'e 3x yazdım. Geldim ikinciye. İkinci, burayı hallettik. Sıra burada. İkinci gişeden geçen binek burası. Dikkatli olun. Temiz temiz okuyorum. İkinci gişeden geçen ticari araç sayısının 4 katıdır. Y'ye 4y dedim. Tamam. Peki birinci gişeden geçen ticari araç sayısı, birinciden ticari araç sayısını yuvarlak içerisine aldım. Şurası x, değil mi? İkinci gişeden geçen ticari araç sayısının ikinci gişeden geçen ticari araç sayısının y'nin iki katı. X eşittir 2y'ymiş. Hepsi netleşti çocuklar. Burası 2y'ymiş. Şimdi şuna bakalım. Bu iki gişeden geçen binek ve ticari araç sayısı toplam 520. Birinci gişeden 4x. Buradan 5y. Öyle değil mi? Yani 4x artı 5y eşittir 520. X gördüğüm yere 2y yazarsam ne olur burası? 8y artı 5y eşittir 520. 13y eşittir 520. Y eşittir 40 olur burada. İkinci gişeden geçen araç sayısı kaçtır? 5y istiyor bizden. 5 çarpı 40
200 hemen burada bakın diyoruz. Yani verilenleri yazıp temiz temiz okuyup ne diyorsa yazdım. Şurada bir soru uzunsa daha kolaydır. Farkında mısınız? Tamam. Lütfen bunları çok tekrar edip öğrenin. Hatta bir kurban bulun kendinize, anlatıp durun ona. Hadi bir tane daha ücretlendirme sorusu bir bakalım mı? Dikkat edin, böyle bir tane örnek geçtim demiyorum. Arka arkaya çözüyorum ki iyice pekişsin. Bir okuyalım. Aşağıdaki tabloda A ve B sürücü kurslarının teorik ve direksiyon dersleri için belirlenen ücret tarifeleri verilmiş. İşte teorik, alttaki direksiyon. Teorik dersleri almanın zorunlu olduğu bu iki sürücü kursunda teorik zorunluymuş. Yani şu kafadan şu 420 lirayla 250 lirayı alıyorlar sizden. A kursuna giden Ayhan ile B kursuna giden Burcu'nun eşit süre, süreler eşit dikkat edin, teorik dersi ve direksiyon dersleri için toplamda aynı miktar ücret ödemişler. Eşit süre direksiyon dersi almış ve teorik ve toplamda aynı. O zaman A sürücü kursunu hesaplayalım. Diyoruz ki saat olarak X saat direksiyon dersi alsın. Tamam. A'yı hesaplıyorum çocuklar. Şimdi 420 lirayı kafadan ödüyoruz. Artı. Sonra ilk 10 saat ücretsiz. Çocuklar X'den şu 10'u düşüyor muyum? Geriye kalanı ücretlendireceğim. Kaç lira? 10 lira. Sıra B'de. Esprisi bu. Bir 250 lira alıyor. Artı. Sonra X tane saatin her biri 15 lira. 15X neydi? Toplam ödenen aynı miktar ücretti. Anlaşıldı mı esprisi? Şu 10'u düşerek çarpıyoruz. Peki burası 420 artı 10x eksi şu 10'la çarpıyoruz ya, şu 10 liraydı. 10x eksi 100 eşittir 250 artı 15x. Şu 10x'i bu tarafa atayım, bir 5x kalır. Öyle değil mi? Burası 320 eksi 250. Burası 70 eşittir 5x. 5'e böldük, x 14. X neydi? Her iki kursta da direksiyon dersi için alınan saat miktarıydı. Kursiyeler kaçar saat? Kaçar saat? 14'er saat almıştır diyoruz. Tamam mı?